Sakin olabilir misiniz lütfen? Bakın girişiniz bile çok yanlış. Yani burada bakıyorsunuz, görüyorsunuz ki bunu bilerek geliyorsunuz, kameralar olduğunu bilerek geliyorsunuz. Siz neyin şovundasınız şu anda? Bir sakin. Şovu ben yapmıyorum, bakın. Bakın, sizin ya bir hanımefendiyle sakin sakin konuşurken içeri böyle girdiniz. Bir sakin olun siz de. Hani kendinizce kendinizi haklı görüyorsunuz. Belki de hani bildiğiniz, şu zamana kadar bildiğiniz şeylerden dolayı kendinizi haklı görüyor olabilirsiniz. Ama size telefonda da söyledim, rica ettim değil mi? Hani bir de burayı bir dinleyin ki bu konuda emin olduğumuz bir şey var. Bize başvuran beyefendi vicdan azabı çektiği için Nur Hanım'a attığı iftiradan dolayı o yüzden buradayız biz. Rica ediyorum sizden, öyle eliniz kolunuzu sallaya sallaya. Rica ediyorum ya, hani telefonda da söyledim size. Evet, sizin o zaman duyduğunuz, bildiğiniz ve inandığınız bir şey var ama bunun tam tersi var şu anda diyorum. Programımıza başvuran Erdal Bey hanımefendiye bir iftira attıkları. Erdal Bey kim? Erdal Bey programımıza başvuran ve hanımefendiye haksızlık yaptığını düşünen beyefendi. Size anlatacaktır. Yani şey. Nasıl bir haksızlık yapabilir ki? Yani kız benimle ne alakası var? Ben bakın, onu anlamadım. Şöyle anlatayım size. Kız arkadaşıyla bir otelde kalmak istiyor. Ve kız arkadaşının ailesi bu konuda ne yazık ki tutucu olduğu için hanımefendinin kimliğini kullanıyorlar. Evet, bunu itiraf etti. 4 gün Antalya'da bir otelde tatil yapıyor kız arkadaşıyla. Ve tatil yaptığı hanımefendiyi de Nur Hanım'ın... Şu Antalya'da beni aldattığın otel değil mi o? Hiç aldatma falan yok ortada. Lütfen ithamlarınızı birazcık kesebilir misiniz? Rica ediyorum sizden ya. Bakın olayı dinleyeceksiniz. İnşallah siz de anlayacaksınız yani ne oldu. Yani neden buradayım sorusunu soruyorsunuz. Ben isterseniz cevabını vereyim size. Siz tamamen Nur Hanım'a güvenmeyerek, inanmayarak orada onun adını gördüğünüz için ki şey de demiyorum. Yani ben olsam düşünüyorum mesela hani eşim şeyde olsa, eşimin adı çıksa bir yerde, bir otelde kalmışsın diye aynı tepkiyi ben de verirdim. Ya verebilirdim gerçekten, hani ben de inanmayabilirdim, haklısınız. Ama bakın, sakin, bir saniye. Deliller sağlam ama yalnız. Ha, bir saniye. Deliller sağlam derken gözünüzle mi gördünüz? Hayır, belgeler var ortada. Hayır, gözüyle gören mi var? Hayır, belge dediğiniz otelde kaldığına dair 4 günlük şey var, kimlik bilgisi var değil mi? Bu var. Yeterli sadece. Değil mi peki? Hayır, bir saniye ama bakın diyorum ki biz bunu kullandık diyen biri var. Yaklaşık 2 yıl sonra bunu itiraf eden biri var. Bu çok enteresan bir şey. Peki, değil mi sizce? Peki 2 yıla kadar niye itiraf etmemişti? Şimdi gelmiş itiraf edeceğim. Vicdan azabı duyduğunu söylüyor. Ve kız arkadaşıyla... Saçmalık bence. Bir oyunlarıdır bunların. Hep böylesin değil mi? Hep ön yargılı, hep böyle psikopata bağlama, hep kadınları suçlama. Sen masumsun zaten, sütten çıkmış ak kaşıksın ya. Sakin olalım Nur Hanım, sakin olalım. Hiç yani siz de şu anda siz bir ilişkiyi tekrar filizlendirmek üzere burada değilsiniz. Asla. Tamam ya, ben merak ettim açıkçası, dinlemek buradan dinleyeyim. Buradan çıktıktan sonra yani, ne dinleyeyim. Sesini duymak istiyorum ne de görmek istiyorum. Bir dinleyeyim Erdal kimmiş, bir dinleyelim. Bakalım ne yalanlar uyduracak. Buyurun gidelim o zaman. Buyurun. Buyurun lütfen. Şaka gibi değil mi? Yani böyle hani fevri insanlara çok fazla rastlıyoruz biz programımızda. Ama yani böyle kafasına göre hani dalması enteresan oldu. Yani ekibimiz de beklemiyordu herhalde. Ama sakince müdahil olduk diyelim. Gidelim bakalım bu işin sonunda ne olacak? Buyurun siz de. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nur Hanım,
yaklaşık 2 yıl evvel Antalya'da kız arkadaşıyla tatil yapıp sizin kimliğinizi kullanan Erdal Bey ile tanıştırayım sizi. İsmail Bey o dönem Nur Hanım'ın erkek arkadaşı ve sizin yaptığınız bu çirkin mevzu yüzünden ikisi ayrılmış. Ki Nur Hanım'ın başına sadece ayrılma dışında ailesiyle de ilgili, arkadaşlarıyla da ilgili, hatta işine bile sirayet eden çok kötü mevzular yaşanmış. Mevzuya sebep olan Erdal Bey. Şimdi Erdal Bey'i ben tanımıyorum. Yani bizle Nur'la, bizle arasında ne gibi bir problem olabilir ki? Anlatsın bakın, siz demişsiniz ki Nur Hanım'a, gittin şu otelde şu zaman kaldın, beni aldattın. Evet. Hayır, hanımefendi o zaman başka bir kentte kalmış ki bunu da kanıtlayan bir belgesi var ama siz buna inanmamışsınız. Hatta telefonda konuştuk, Gaziantep'teyim dedim. Sen zaten güvenlik şirketin vardı, biliyordun yani Gaziantep'te olduğunu. Ve Erdal Bey de zaten bunu itiraf etti. Buyurun lütfen, siz anlatın, daha iyi olur. Evet, büyük gün bugünmüş. Nur Hanım, sizden çok özür dilerim. Ben aslında başvurumu değiştiriyorum. Ben İsmail Bey için başvurmuştum. Pardon? Ne alaka? Benimle ne ilgisi var? Simge Yılmaz'ı tanıyor musun? Simge ne alaka? Ya arkadaşım, sen ne anlatıyorsun ya? Oo, ne demek ne anlatıyorsun? Bir dakika, Simge ne alaka? Bir dakika, bir dakika, nereye geliyoruz? Ne oluyor hakikaten? Şimdi Ayşegül Hanım, bu arkadaş benim üzerimden 1000 kat daha fazla iftiracı. Bu ne ya, oyun ne, içinde oyun? Ne demek? Hayırdır, bir dakika. Sen kimsin ya bana iftiracı diyorsun? Bir saniye durur musunuz? Ne demek? Bir saniye durur musunuz? Şunu bir anlatır mısınız? Siz bizi oyuna mı getirdiniz? Aslında benim amacım burada İsmail Bey'den öcü almaktı. Benim Simge diye... Bizi kullandınız. Ya siz ne diyorsunuz, bir anlatır mısınız ne olduğunu ya? Bu ne ya? Tabii, delilleriyle birlikte anlatacağım. Bakın Ayşegül Hanım, bu adam Simge ile ben 5 yıllık arkadaşken bu adam sevgiliydi. Ve ona çeşitli nedenlerle iftira attı. Ne gibi iftira? En basiti bel soğukluğu ve bu arkadaş bel soğukluğunu mana ederek kız arkadaşımın, şimdiki sevgilimin, 3 yıldır sevgiliyiz bu arada, kötü kadın olduğunu ima etmeye başladı ve bunu herkese yaydı. Doğru mu? Yok öyle bir şey Ayşegül Hanım. Yani beni aldattı. Ben orasına net olarak biliyorum. Peki bel soğukluğu gibi bir rahatsızlığı var mıydı senin? Evet, ben de oraya girecektim. Yani bel soğukluğunun nereden bulaştığı, nasıl bulaştığı belli. Apaçık ortada. Yani sen de bilmiyorsan git bir doktora görün. Hayır. Bakın şimdi ben bunu belgeli olarak Ayşegül Hanım'a sunuyorum. Ya ben biliyorum o belgeleri ya. Bana Simge gösterip duruyordu. Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış olan belge bu. Ya onu her yerden alabilirsin. Ne olacak ona? Evet, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, hatta 4 tane doktor tarafından onaylı. Evet, bu konuda yalan olmasın diyecektim ki doğru biliyorum. Bu rahatsızlık, bel soğukluğu rahatsızlığı ne yazık ki sadece cinsel yolla bulaşmıyor. Burada da yazıyor. Lavabolardan bulaşıyor, tuvalet kağıtlarından geçiyor. Ve burada da yazıyor, yaklaşık 3 saat bu mikrop klozette, tuvalet kağıdında dediğiniz gibi yaşayabiliyor, kalabiliyor. Geçebiliyor. Hani şimdi geçmiş bitmiş olay, tamam mı? Bu bir şeyi kanıtlamaz. Nasıl kanıtlamaz ya? Şey var. Delil var kardeşim. Tamam. Senin benimle derdin ne arkadaş? Senin benimle derdin ne? Simge bunu sana 100.000 defa şey yaptı. Tam o bizim kendi aramızdaki problem. Seni ilgilendirmez ki. Sen kimsin inandırmaz ya? Sen kimsin bana iftira atıyorsun ya? Allah Allah. Simge benim arkadaşım ve şimdi de sevgilim. Senin benimle derdin ne arkadaşım? Aslında ben bunu 2 senedir planlıyordum. Ya Allah kahretsin ya, ben nasıl iğrenç insanların arasında duruyorum ya? Ya beni nasıl bir kaosun içine sürüklediniz siz ya? Allah ikinizin de belasını versin ya. Sizin peşinizi bırakmayacağım. Hukuki işlemlerle sizinle görüşeceğim. Tamam Nur Hanım, Nur Hanım. Hayır Ayşegül Hanım, sizden çok özür diliyorum. Rica ben ediyorum. Dayanamıyorum artık, böyle insanları görmek istemiyorum. İlgilenin arkadaşlar. Aynen.
Ya nasıl bir şeydir ben anlamadım. Yani Ayşegül Hanım ne için geldik, ne umduk, ne bulduk yani. Siz çok sabit fikirlisiniz böyle. Sadece bodoslama bir şey görüyorsunuz belli ki. Onu görüp, ya adam, onu duyup ona inanıyorsunuz. Adam, İsmail Bey'in yaptığını, aynasını ben de ona yaptım yani. Farklı adamı bir şey tanımıyorum, etmiyorum. Benle bir şeyi yok. Gelmiş benim arkamdan ne işler çevirmiş. Ama benden intikam almak istiyormuş. Ne için? Simge içinmiş. Ya arkadaşım Simge benim sevgilim. Simge şu an sen ne durumda Simge'yle olduğunu biliyor musun kardeşim? Ya beni ilgilendirmiyor ne durumda olduğunu biliyor musun? Nasıl sen gitmişsin ya, ne işler Simge çeviriyorsun? Şu an benim sevgilim. Tamam mı? Simge'yi ne duruma soktuğunu biliyor musun? Etrafın yalanlarla şunla bunla kızı yaydın. Ya kötü duruma soktun. Bırak. Ya benim işim gücüm var gelmişim burada boş boş şeylerle uğraşıyorum duruyorum ya. Ya elimde kalacaksın. Tövbe tövbe ya. Kardeşim ya hadi anca gidersin. Bravo size. Vallahi bravo size. Yani ne farkınız kaldı sizin İsmail Bey'den? Farkındayım. Ne farkınız kaldı? Hayır, onun cevabını verebilir misiniz bana? Siz ve sizin gibi insanları ben cehaletiyle baş başa bırakıyorum. Allah selamet versin. Bazı insanlar itiraf etmek yerine iftira atmayı tercih ederler. Korkaktır o insanlar. Korkak. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.